Aha geliyor. Arkadaşlar takılıyorlar. Polis. Bitti polis. Ya şu an biz de onlarla gitmek istiyoruz. Hindistan cevizli, mokalı. Büyük bir turnuva var yani. Sen böyle kağıt oynadın mı? Bluza ihtiyacımız var. Bir dakika, bir dakika. Plajına geldik. Baha de Lagoa ismi. Baha plajı işte. Yine 25 lira kişi başı, çok pahalı ya. Öğrenciler için 12-11 lira falan. Kartınız olsa işte 17-18 lira civarında kart alacağız falan. Çok farklı plajları var. Florianopolis'in çok uzun bir ismi var. Florianopolis diyorlar. Yan tarafta da şey oynuyorlar. Kumsal futbolu. Kumsal futbol mu oluyor bu? Kum futbolu. Öyle Polise Florya diyorlar, ismi çok uzun olduğu için. Floripa'nın kuzey ve güney sahilleri olmak üzere çok fazla sayısız sahili var resmen. Her gün bir sahile gittik. Oo, geldik. Sahile geldik. Otobüsle indik, hemen sahile geldik. Çok geniş bir sahil. Yani. Şimdi Gökhan'a surf soracağız. Portekizcemiz olmadan nasıl soracağız bakalım, göreceğiz. İspanyolca ile soracağız. Onlar İspanyolcadan anlıyorlar çoğunlukla. Yani biraz anlıyorlar. Çoğunlukla anlaşamadık ama. Hadi bakalım fiyat ne verecekler. Yani gerçekten hoca buysa Gökhan'ın biraz başı belada gözüküyor. Çünkü sanki alkol almış gibi gözüküyor ama ben mi yanlış anladım? Biraz değişik. Bir gariplik var. Sorduk. Arkadaşlar, İngilizce biliyormuş. İngilizce biliyormuş. Bilen, evet, birisi çıktı da 150 reales. Yani 600 lira. Saati. Bir buçuk değil, yarım saat. Tahtanın üzerinde yarım saatte şey kendini bırakıyorlarmış. Bir saat yani. Bir saatte 600 TL. Bayağı fazlaymış. Ya biz buradan birilerini buluruz ya. Surf bilen, yapan. Aynen. Arkadaş buluruz kendimizi. Aa, yine Spider-Man var. Örümcek nerede? Adamlar hep sahilde geziyor ya. Ya. Brezilya sahilleri. Böyle kokteyl yapan yerler var bir de. Ya o balonun içine ben de girmek istiyorum. Ya beni de soksalar. Evet, burada caipirinha yapıyorlar. Caipirinha buranın bir içkisi, kokteyllerle beraber karıştırıp yapıyorlar. Bayağı güzel bir mango iş. Mango ile yapıyor. Burada mango, mango ile yapıyor, evet. Şu anda. Of, o nasıl bir şey acaba ya? Ben denemek istiyorum. Bir de onu deneriz. Ve burada 100 liradan başlıyor. Biz kendimiz yapıyoruz. Evet, evde yaparsanız zaten şişesi 20 yani. Daha evet, burada vodkalar, Smirnoff vodka 110 lira falan. Vodka, gin ve caipirinha bayağı ucuz. Ya ben güneş gözünden... Ya güneş gözünden göremedim. Kafama şemsiye çarptı. Kadının dövmelerine bakar mısın Gökhan? Evet, her yerde dövme var. Her yerde tanga var. Evet, tangalı teyzeler, ablalar, arkadaşlar. Bu sahil biraz daha yaşlıların, ailelerin olduğu bir sahil. Çok fazla tanga göremiyorsunuz. Biz de size göstermek için dolanıyoruz. Tanga göstermeye çalışıyoruz. Normal bikini yok, öyle diyeyim. Kendime bikini baktım, normal bikini yok. Normal bikini bulamıyorsunuz. Mayo bikini vesaire yok. Burada giyeceksiniz tanga. Hatta çıplaklar plajı var. Herkes çıplak orada. Çıplak değilseniz giremiyorsunuz herhalde. Bilmiyorum, biz uzaktan. Hayır canım. Biz uzaktan girdik de evet. Şimdi ben Brezilya tatlılarından yiyorum yine. Yine bunların aslında böyle konsantre edilmiş sütle her şeyleri yapılıyor. Diğer Güney Amerika ülkelerinin bir değişiği diyelim. Çünkü orada da manhar vardı, yani süt reçeli. Ama burası aşırı tatlı. Yani diğer Peru'da, yerler... Peru'da bence daha fazlaydı. Evet. Peru'da her şey tatlıydı. Evet, şaraplar bile tatlıydı ama... Bunu marketten aldık, bakkaldan aldık. 12 lira falan civarında. Ben tadına bakmadım ama nasıl? Yani full şeker, öyle diyeyim size.
Çünkü buradaki kızlar ve erkekler sürekli spor ve rejim yapıyorlar. İşte protein tozları falan. Ama 4 öğün yiyorlar. Bunlarda öğle yemeğiyle akşam yemeği arasında bir öğün var. Ve o öğünde de işte böyle süt, tatlılar falan yiyorlar. Öyle kilo veremezler ki. Zaten bakarsanız vücutlara, vücutlar hani en güzelleri bile böyle toparlak. Evet, bayağı kilolular. Arjantin'de akşam ondan sonra yiyorlar yemeği genellikle. Spor yapıyorlar vesaire ama... Yapsalar da işe yaramıyor arkadaşlar çünkü... Yok yok, yarayanlar var canım. Erkek kadın fark etmez, bayağı vücutlular yani. Ama şişme kas yani, çok fazla var. Günde 6 saat çalışıyorlardır bence ya. Hani erkekler de kadınlar da o vücuda sahip olmak için. Brezilya'da çok fazla plaj kültürü var. Onlar için plaj her şey demek. Mesela kadınlar fotoğraf çekilirken... Hep arkalarını dönüyorlar, fotoğraflar arkadan çekiliyor. Popo fotoğrafları görüyorsunuz yani zaten Instagram'dan, Facebook'tan veya bir yerlerden Brezilya. Tüm sene boyunca bunun için uğraşıyorlar. İşte salonlara gidiyorlar, kas yapıyorlar, işte bir şeyler kaldırıyorlar falan, ona göre besleniyorlar. Şu şey mi? Film mi o? Çok güzel. Hayır, bu şey, Pario. Pario, evet. Obrigada. Çok güzel, almak isteriz ama alamıyoruz. Ama bir de buradaki ya. Aynen hamaklar da aynen böyle kenarlarındaki nakışlar gibi nakış. Gökhan pek beğenmedi. Peru hamağını daha çok beğendi. Gerçi ben de daha çok beğendim ama nasıl götüreceğiz eve yani dantel, arkadaşlar? Buradaki hamaklar dantel şeklinde. Peru'dakiler gerçekten rengarenk. Gerçi bunlar daha ferah, terletmeyecek cinsler. Evet. Çünkü burası daha sıcak. Peru'da oraya göre daha sıcak tutacak şeyler var. Burada da daha serin tutacak şeyler var. Dantelimsi. Ben Peru'dakileri daha çok sevmiştim. Ya burası tam bize göre bir yer ama. Çünkü en az sıcaklık 10 dereceye düşüyormuş. Ben çok soğuk yerleri sevemiyorum yani. Ben özlüyorum soğukları ya. Karı görmek isterim ben yani. Kar. Çok gördük hayatımızda ya. Yani 33 sene gördüm. Biraz görmeyeyim geri dönerim zaten. Evet, Brezilya sahillerinde en çok satılan şey mısır. Haşlanmış mısır satıyorlar ve deli gibi haşlanmış mısır tüketiyorlar. Bize artık GDO karıştı biliyorsunuz maalesef. Burada da vardır. Bence burada Brezilya gibi bu kadar kapitalist bir ülkede kesinlikle o GDO'lar vesaireler burada da oldukça fazladır. Yani olabilir. Zaten vücut yapılarından da onu anlıyorum. Melezler çok güzel mesela. Ama beyazırkta da güzeller var da yani ya da hani hoş diyeyim erkekler için de. Ama sanki... Erkekler için de mi? Yani şöyle diyeceğim. Sanki hani kadın erkek ayırmak istemediğimden. Sanki biraz fazla bir böyle genetik bir ya da yemeklerden mi artık yağdan mı kullandıkları hayır neyden? Abi genetikten melezler veya siyahiler, popolar kalkık vesaire hani vücut yapıları öyle. Ezgi kıskanıyor galiba. Ondan bahsetmiyorum. O insanlar hani böyle güzel olanların dışında diyorum genelde. Çok yağlı onları görmüyor musun? Beyhan mısırdan bahsediyorduk. Mısır burada yani Brezilya'da en fazla üretilen ürünlerden bir tanesi. Buranın birası çok özel değil. Son zamanlarda böyle işte el yapımı, artizanal bira dedikleri şeyden yapıyorlar. Eskiden neredeyse bütün biralar pirinç ve mısırdan yapılıyormuş. Şimdi işte arpadan yeni yapmaya başlıyorlar veya işte karıştırıyorlar şerbet çotlarıyla falan. Evet yani burada da mısır en çok tüketilen şeylerden bir tanesi ama GDO'lu olup olmamadığını bilmiyoruz yani şu an evet, hala değil mi? Evet bilemiyoruz. Çünkü bir kere tattık güzeldi. Baksana hala geçiyorlar. Ama o mısırcılar hala geçiyor. Çorapan yapıp satıyorlar. Çorapan dediğimizde sosis gibi bir şey aslında. Mısır satanlar. Aslında aynı göl, demin girdiğimiz denize benzeyen yerle burası. İkisi de göl yani. Deniz diye bir aldatmaca yaşıyoruz kafamızda sadece. Bir türlü kurtulamadık. Evet o ya göl mü, deniz mi, okyanus mu? Aslında burası okyanusa bağlanıyor burası ama.
Aynı zamanda yan tarafta da bir göl var. Motor da geçiyor. İnsanlar burada da suya giriyorlar. Evet, buradan gireceğiz şimdi ya. Bir de buradan girelim bakalım. Karşıda da çok güzel bir köprü var ve yemyeşil. Arkadaşlar takılıyorlar. Ama satış da yapıyorlar. Bir yandan hamakların satışını yapıyorlar. Biraz önce bize sahilde iki kız geldi. Şey, Mariana'lı kek ister misiniz falan. Brezilya'da Uruguay ve Arjantin kadar serbest değil. Hatta orada serbest diyebiliriz. Burada Mariana kullanımı kesinlikle serbest değil. Ona rağmen bayağı herkes şey rahatlar. Sessizce sordular ama hiç türlü. Sessizce sordular. Ben space cake mi dedim. Amsterdam'dan dolayı yarım yamalak biliyorum. Onlar da yavaşça uzaklaştılar benden. Niye korktular bilmiyorum. Polis gibi mi gözüküyorum abi? Şu an hele bu çıplak vücuda giyilen çanta modeliyle tam bitli turistim. Bitli polis. Bitli polis. Arkadaşların ne yapmaya çalıştığını bir türlü anlayamadım. Çünkü sörf yapmak için öbür tarafa geçmedir lazım. Yüzüstü geçecekler. Kayıya takıldı seni. Bir tanesi. Burkan şu an takıldılar, onlar ne yapıyorlar? Geri yüzmeye çalışıyorlar. Ya şu an biz de onlarla gitmek istiyoruz. Fikrimizi değiştirdik. Çok eğlenceli gözüküyor. Köyün delikanlıları da kağıt oynuyor. Satranç tercihimizdir. Yani kağıt her yerde. Ben de oynuyordum kağıt, king falan. Ama dışarıda mı oynadın sen böyle? Yanında göl var mıydı? Arkanda yoktu. Yeşil dağlar var mıydı? Yoktu. Tepende güneş var mıydı? Ben tepemde güneş, arkamda daha yeşillikler olsaydı oynamazdım ama. Yani iddialı. Şehirde oynadığımız olmuştur. Evet, bizim tulumba tatlısının büyüğü. Bilin bakalım ne churro? Güney Amerika'nın her yerinde churro yedik. Burada artık yemeyeceğiz. Peru'da bayağı yemiştik. Öyle şey, süt reçeli koyuyorlar işte o tulumba tatlısının ortasına. Süt reçelini dayıyorsunuz, sonra churro oluyor. Veya çikolata sosu. Evet, burada her yerde churro var. Sahillerde falan satıyorlar 5 lira öyleyse 20 liraya. Yemedik. Çünkü çok yedik ya. Önceden çok yedik. Evet. Bu ne? Mercado. Ha, nalburcuymuş. Kömür satıyorlar. Evet, sahilde bahsettiğimiz hamak çeşidi bu. Öyle nakış nakış. Bakın. Dantel gibi ya. Dantel gibi işte. Ben sevmiyorum bu hamakları. İsterseniz voleybol topu da alabilirsiniz. Burada elbiseler güzel de pahalı ya. Evet, elbiseler bayağı güzel. Çok bunlar güzel değil, elbiseler. Bu biraz daha şey, turistik işi bunlar da. Sahilde çok güzel elbiseler satıyorlar. Oo, mesela şu. Tata, bakınız. Ben elbisemi buldum. Ha, ben çok beğenmedim. Yani ben de bayılmadım da güzelmiş. Gökhan bir dakika, sana kıyafet bakacak. Ezgi bana kıyafet bakacakmış. Ben yırtık pırtıkla gezdim 8 ay boyunca. Zengin gözükmek istemiyorum çünkü. Hiç öyle güzel giyineyim, öyle güzel çıkayım derdine değilim. Sadece beni soymasınlar. Halkın içine girip... Oha, yanından geçti adam. Ben bu tarz pantolonları çok beğenirim. Mesela bol, rahat, erkek pantolonu. Ben de seviyorum. Ne kadar? Ne kadarmış? Hemen soralım. Üzerinde yazmıyor mu? 60 real esmiş, yani 240 lira. Fena değil. Şu an Türkiye'den daha ucuz herhalde. Güzel. Ama rengi farklı olsaydı düşünülebilirdi. Buram buram kokuyor var ya. Hindistan cevizli, mokalı, bildiğiniz her çeşit mangolu, tütsü var. Burada da el işleri pazarı var küçük. Genelde Arjantinler satıyor gerçekten. Burada çok var Brezilya'da. Ben şunları seviyorum mesela. Gökhan'cığım ne düşünüyorsun? Güzel gözüküyor. Evet, ben de beğeniyorum. Yani İspanyolca cuarenta costa diyoruz da anlıyorlar. Evet. Este cuarenta costa? 15 reales, 60 lira yani. Bunlar bayağı işlemeciliği çok fazla olan şeyler. Ama onlar ne? Bildiğin telkare gibi bunlar, bakar mısınız? Deste donde? Brezilya şeymiş. Türkiye. Türkiye'den bahsediyor şu anda. Telkare'den farklı bir şey bence bu. Diferente no como este.
Ezgi Türkiye reklamı yapıyor şu anda. Yani İspanyolca konuşup karşı tarafın anlayacağını düşünüyor ama bilmiyorum. Ne kadar başarılı olabiliriz ki? Güzelmiş mesela. Beğenmedim. Ama altın rengi sevmiyorum. Bakar mısın? Brezilya özgü bir işçilik. Biri galiba. Elbiseleri bununla yapıyorlarmış ya. Çok enteresan. Evet. Küçük 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 tellerle çevirmişler bunu. İncik cincik bakmacılar hiçbir zaman tükenmiyor. Of, ve benim en sıkıldığım aşama. Ezgi'nin sıkılmadığı aşama. Ezgi sıkılmadığımızı söyledi. Ben bayağı sıkılıyorum. Oraya geçtik, çok insan var. Yani ben böyle şeyleri sevmiyorum mesela. Yani ipler falan, dolamaları pek sevmiyorum. Ben daha çok böyle el işçiliği olan şeylere bayılıyorum. Tamam, ip dolama el işçiliği değil midir? Bunun sınırları nerede ayrılır? Wow, Gökhan'dan felsefik sorular. Doğru diyorsun Gökhan'cığım ama ben daha karmaşık olanları seviyorum diyeyim. Mesela şu çeşitleri sevmiyorum. Ben de yaparım dediğim çeşitler. Ezgi'nin yapabildiği karmaşık olmayanmış. Hepsi emek ama, hepsi emek. Hayır, şunlar çok güzel. Bunlar daha farklı. Yani taşı ortaya koyuyorsunuz arkadaşlar, etrafında doluyorsunuz. Daha önce zaten... Etrafını doluyorsunuz. Uğraştım. Kağıt oynuyorlar da burada oynadıkları kağıt öyle böyle bir kağıt değil. Nasıl? Tüm ahali toplanmış. Yaklaşık 20 kişi var. Büyük bir turnuva var yani. Sen böyle kağıt oynadın mı? Açık havada. Nereye gidiyoruz Ezgi'cim? Şu anda havuzlara gidiyoruz. Doğal havuzlar ismi. Ama havuzlara benzemiyormuş. Sadece isim olarak ismi doğal havuzlar. Şu anda da o sahili keşfedeceğiz. Bir günde iki sahil keşfederek anca bitirebileceğiz herhalde burayı 4-5 ayda. Ay, şu kuşların adı ne acaba? Karabatak. Gibi gözüken Brezilya kuşları. Ya doğaya bakar mısınız arkadaşlar? Burada sağanak yağmurlar boşuna değil. Burada kuşlar da şaşırtıyor. Burada doğa da şaşırtıyor. Çok nemli bir yer aynı zamanda. Bir evet. Kuzey daha nemli gerçi de biz güney tarafında sayılırız. Kuzeye korkuyoruz ya ama yani. Baksanıza kuşlara. Çok güzel gözüküyor. Çok farklı. Karabatak değil. Değil tabii ki canım. Havasına, suyuna. Taşına, toprağına, Türkiye. O kadar. Türkiye o. O Türkiye. Burası değil. Neyse. Hadi gidiyoruz bakalım başka yere. Yani böyle dar sokaklardan geçe geçe ucunda sahil çıkacak mesela. Ben sahil çıkacağına inanamıyorum hala ucunda. Bu arada her yer Caprina. Bunu elma suyuyla karıştırıyorlar. Meyveyle karıştırıyorlar. Envai çeşit Caprina çeşidi var. Müzik güzelmiş. Blues. Geride kalanların hatırına blues. Hüzünlüyüz ya. Burada kalacağımız için hüzünlüyüz. Blues'a ihtiyacımız var. Arkadaş, burada yeşil her şey ya. İşte yani orada... yeşil ve doğanın olduğu bir yerde özlem olsa da gerçekten geri planda kalıyor. Burası nereye gidiyor ya? Bilmiyorum. Ben yine güzel... tutuldum. Neye tutuldun? Yine bir takılar tokalar var da. Midyeler, tavalar var. Şimdi geldik. Buradan mı gideceğiz, buradan mı gideceğiz? Bilmiyorum. Şuradan mı gideceğiz, şuradan mı gideceğiz? Okumak ister misin Gökhan'cığım? Buradan sahile ulaşıyoruz ama galiba. Bence şuradan gideceğiz ama. Bence de. Eğer sahile gitmek istiyorsan buradan gideceğiz. Haritaya bakmamız lazım. Önemli değil. Gel. Disculpe, pişi nasıl? 20 dakika dedi. Nasıl yani? Tamam canım, 20 dakika güzel bir zaman. Minutos. Buradan burada yazıyor zaten. Gökhan sürekli konuştuğu için odaklanamıyoruz. Evet. Ezgi şu anda bana kızdı. Bunlar değil tabii, arkada kal. Her yol bir yere çıkar herhalde ya. Gökhan, kaybolduğumuzu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun canım? Ben kesinlikle her yol beach baby. Cennet bakar mısınız? Nereye baksın sahil çıkıyor. Ya böyle bu yol git bitmez. Sanırım bu pişinaslar, yani küçük havuzcuklar birkaç tane var. Çünkü birkaç tane küçük plaj var kayalarla çevrili. Burada zaten asıl olay Florianópolis'te çok büyük kayalarla çevrili sahiller. Ve insanlar güneşten bunalınca özellikle gün batımı için de yapıyorlar bunu. O kayaların üstüne çıkıyorlar.
gölge olarak kullanıyorlar. Şu anda doğal parka giriyoruz, doğal alana giriyoruz. Amazon'a gitmeye gerek yok zaten Brezilya'da. Ekvador'da omuz olur mu ya? Amazon'a giremedim için bunu söylüyoruz. Hayır, Ekvador'da gitmiştik. Burası Amazon evet. gibi. Bakın yemyeşil. Ama Ekvador, ya Brezilya Amazon'lar da acayip bir yer yani. Gider miyiz? Gidebilir miyiz? Ne yaparız? Parası olan daha güvenli bölgede kalıyor. İşte yok biz Amazon'da şöyleyiz, böyleyiz vesaire muhabbet yapıyor. Yani kolay değil. Amazon'da hayatta kalmak da kolay değil. Bunu tur dışında yapmak da kolay değil. Bunu söyleyenlere inanmayın. Çünkü bildiğiniz şey yani. İntihar etmek istiyorsanız gidersiniz oraya tek başınıza. Yani şöyle bir durum var. Brezilyalılar bile kuzeyden güneye göç ediyorlar. Mesela bizim ev arkadaşımız öyle. Brezilyalılar bile kuzeyde kesinlikle akşamları gün içinde bile telefonla elinizde dolaşmayın diyorlar. Yani ya şöyle, onlar bile korkuyorlarsa nasıl oluyor da hani insanlar Brezilya'nın, Amazon'un ya da kuzeyinin çok tehlikeli olmadığını söyleyebiliyor ya da hani böyle başlarına çok küçük şeyler gelmiş. Bence imkansız. Çünkü bayağı tehlikeli. Ya dünyanın en büyük ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Dünyada 206 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük 5. ülkesi burası. Nüfus olarak hani Sao Paulo, Rio de Janeiro, işte bu bölgelerde nüfus çok fazla olsa da kuzey veya kuzeydoğu bölgelerinde işte Amazon ormanlarına gittikçe bu nüfus azalıyor. Ve yapabilecek iş olanakları da azalıyor, her şey azalıyor. O yüzden bu ormanlarda bu... Biz gerçi Amazon nehirinden geçtik. Evet ama Ekvador'da geçtik. Ekvador'dan Peru'ya doğru. Evet. Ekvador'da Peru'da Amazon nehrini gördük. Ama... Beni Anaconda diye korkutup durdular Ekvadorlu arkadaşlar. İşte Anaconda filmi var. Gölün içinden Anaconda çıkıyor da nehirden pardon Amazon nehrinden neler neler. Bir dakika bir dakika. Şuna bakar mısınız? Ne oldu? Yine bir deniz manzarası. Ben bunları görünce anında... Deniz mi orası? Anında gülümsemeye başladım. Denizli demiştin en son. Göl ama deniz diyoruz dedik ya artık deniz diyoruz diye. Evet okyanusa bağlı burası da. Bayağı yol yürüyecekmişiz galiba. Evet 20 dakika o yüzden... Bak karşısına Arjantin birazcık... çocuk geliyor. 10 evet, numara. Evet 10 numara. Messi. Burada sahil boyunca... İlerleyebiliyorsunuz. Ne bina var, ne başka bir şey var. Sahile erişim ücreti, sahile bağlantı ücreti, hepsi yanında. Brezilya'da bunu engelleseler nasıl bir tepkiyle karşılaşırlar evet, çok merak ediyorum yani. Evet, acayip bir tepkiyle karşılaşırlar. Çünkü burada insanlar plajlar için yaşıyorlar resmen. Ama pisine dinler bizi. İşte tamam kızdı. Ev arkadaşımız da söyledi. Ya buraya gelince ben havuz falan göreceğimi zannetmiştim. Hayır böyle ama ben Gökhan'ı uyardım daha önce. Bizi uyardılar çünkü havuz yok burada. O oluşumlara havuz diyorlar dedi. Tamam hangi oluşumları ben hala anlamadım. İşte bak canım kayalar var. Beğenmedim. Kayaların ortasında havuzlar var. Beğenmedim. Ben geri dönmek istiyorum. Peki sen dön. Takılıyor burada. Güzelmiş yani, değil mi? Böyle bir yerin ücretsiz olması mesela çok büyük bir avantaj Florianopolis'te yaşayanlar için, Brezilyalılar için. Böyle bir yer ücretsiz olsun zaten ya. Evet. Taş, kayalık doğal ama çok güzel gözüküyor. Yani bakar mısınız? Yok girişte of, kapıdan alabilirler. Çok güzel ya ama Brezilya'da o kadar büyük bir alan var ki bu kadar doğal ve bu kadar güzel olan. Bunların hepsine ücret koysanız zaten başka bir noktaya çıkar. Enteresan ortamlardayız ya. Bunlar kendimi daha küçük hissettiriyor mu? Hayır. Daha fotojenik hissettiriyor sadece. Bu kayalar sanki o rota çizen seyyahların üst üste koyduğu taşların devasası olduğu için sanki size bir yol gösteriyormuş gibi. Bak, buradan girmeyelim dedik. Öbür kumsala gideceğiz. Burada kumsaldan bol bir şey yok. Bu yolculukta en çok heyecanlı, en güzel zamanlarımı bir otostopta bir dağa çıkarken. Deniz rahat ya. Kendini rahat bırakıyorsun, serbestsin. Buna ihtiyacımız var, ayrı mesele. Bunu arıyorduk zaten ama. Şimdi o zorlukları arıyoruz. Evet, en güzel zamanlarımı ben Amazon'da geçirdim. Çünkü çok korkmuştum. O korkuyu unutamıyorum. Kızlar erkek ne kadar...
müzik mi yapıyorlar, bir şey mi satıyorlar, anlamadım ben ya. Dın 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 dın. Tam. Yoruldum. Yağmur başladı. Yaşasın. Çiseliyor şu an. Galiba. Yani kapının üstüne. İki tane geldi bana da. Tamam, en sonunda. Gökhan biraz zor hissediyor. Saçları çok kabarık ya. Saçlarından kafa derisine ulaşması bayağı zaman oldu. Burada yeni bir sahil varmış. Bakalım nasıl bir sahilmiş. Ben futbol oynamak istiyorum ya. Futbol, böyle plajda futbol falan oynamak istiyorum da beni aralarına alırlar mı bilmiyorum. Alırlar. Çünkü şey, Portekizce konuşamıyorum ben. Futbol oynarken Portekizce konuşmana gerek mi var? Yok ama ilk başta başlamam için gerek var. Yukarıda asado yapıyorlar. Ha, müzik de yapıyorlarmış. Sadece asado değil, müzik de yapıyorlarmış. Burada çok derin değil. Deniz bayağı, ne kadar giderseniz gidin diz boyuna falan geliyor. Ama dalgalar çekildiği zaman tabii o diz boyları gidiyor. Burası Brezilya'nın en güzel sörf yapılacak yerlerinden bir tanesi. Burası olmasa da, burada sörf yapan yok şu anda. Şu anda boy. Aha, geliyor. Sahiller kalabalık olsa da bu şekilde ileride durabileceğiniz veya benim gibi asosyal insanlar için uygun olan yerler var. Yani bir yerde köşede, kayalık kenarında böyle barınabiliyoruz yani. Bu sahilde de işimizi bitirdik. Buz gibi olduk. Yok ya, soğuk değil o kadar. Serinledik. Güzel. Rahatladık, kendimize geldik. Evet. Yağmur yağmadı ya, çiseledi durdu. Evet, hava durumu yağmurlu gösteriyordu. 4'te yağmur olur dedik. Ay. Ben 5'te, saat 5 oldu, yağmur yok. Hava durumlarına burada da güvenilmez arkadaş. Ben dedim Brezilya'da hava durumlarına güvenilir. Bunlar biliyordur işte, nemli, yağmurlu. Deniz çarptı bizi. Sendeliyoruz. Dalga grafitisi yapmışlar da, her yer dalga zaten abi. Buna ihtiyacımız yok. Olmayan yerde yapsınlar bunu. Bayağı. Sokakları da güzel buranın.